Süniat eseri üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Süniat'ın özellikle böyle sel levha olarak aldığı ayet-i kerimeler üzerinden bu hafta özellikle ve innel füccare lefî cahim estağfirullah ayet-i kerimesindeki ifade eden yani oradaki kafirlerin azapta olacaklarına dair bir ayet-i kerime üzerinden bu haftaki konuşmamıza başlayacağız. Bu ayet-i kerime yine diğer başlıklarda takip etmeye çalıştığımız gibi anlaşılan o dönemlerde de bir tartışma odağı olarak daha öne çıkmış, bir vurgular ve çatışmalar çerçevesinde ortaya çıkmış. Kafirlerin cehennemde olması, hata ve sevapların nasıl anlaşılacağı ile ilgili bir çerçeve oluşmuş. Bunun etrafında konuşmaya başlamak üzere. Ahmet Hocam, dünyada adalet var mıdır? Adalet sağlanabilir mi? Ki bu ayet-i kerimede de reynler bütçere defi cahim ayet-i kerimesinde de sanki cehennemde bunların karşılığı verilecek bir vurgusuyla bir şeyler demek istiyor. Bediüzzaman da burada yani günlük hayatımızdan ben hadsen kelimesini önemsiyorum. Yani hadsen aslında aklın hızlı bir şekilde bir sebep sonuç ilişkisini kurmasına ait olan bir akli çıkarım esasında. Bu vicdanen de olabilir, başka duygularla da olabilir. Mesela adalet duygusuyla da olabilir. İşte men dakka dukka, eden bulur. Yani ne ekersen onu biçersin gibi belki atasözlerine de yansıyan bir durum var. Risale-i da bu zaman zaman karşımıza çıkan bir unsur. Ama sizce bu adalet var mıdır acaba? Burada nasıl bir şeyden başlamak lazım? Burada hatta faili bilinmeyen bir suçun bile adaletle karşılanabileceği bir yer var mıdır? Ne dersiniz Ahmet Hocam? Buyurun. Evet. Şimdi Bediüzzaman Hutbe-i Şamiyesinden bir cümleyi hatırlayalım. Tabi bağlamıyla birlikte hatırlayalım. Düşmanlarınızın seyyiatı tecavüz olmadıkça adavetinizi celbetmesin. Cehennem ve ceza ilahi onlara kafidir. Şimdi insan davranışlarının hukukla düzenlenen boyutu ile ahlakla düzenlenen boyutunu sanırım ayırt etmek gerekiyor. Hukukla düzenlenen boyutu elbette ki yaptırımlar üzerinden şekillenir. Dolayısıyla somut, objektif bir karşılığı oluşturulabilir. Ama insan davranışlarının çoğu ahlaki müeyyideler üzerinden kıymetlenir. Ahlaki müeyyideler de dış bir otoritenin yaptırımlarıyla düzenlenen konular olmaktan çok kişinin kendi tensibi, niyeti, tercihi ve toplumsal algıyla ilişkilidir. Bu açıdan belki şu hadisi hatırlamakta fayda var ama bu hadis iki boyutlu bir hadis. Çok meşhur olarak biz sadece ameller niyetlere göredir kısmını biliriz. Dolayısıyla niyette amelleri hayatlandıran, ona hayat veren şey bizim ona kattığımız sübjektif niyetlerimizdir. O ameli neden yaptığımızdır. O ameli yapmaktaki amacımız, kastımızı bilen elbette alim-i mutlak olan Allah'tır. Biz ondan hiçbir şeyi gizleyemeyiz. İnsanları kandırabiliriz. Kendimizi de belki kandırabiliriz. Biraz zor olsa da kendimizi kandırmamız. Ama mümkün. Buna inandırabiliriz kendimizi. Ama elbette Allah'ı kandıramayız. Dolayısıyla yaptığımız herhangi bir fiilin Allah katında değer taşıyıp taşımadığı onun dış görüntüsündeki halinden çok bizim ona atfettiğimiz niyetle doğrudan ilişkilidir. Yaptığımız ibadetlerin boşa gidip gitmediğini, güzel ahlaki amellerin karşılığının iptal olup olmadığını bu niyetler belirler. Ama aynı zamanda amele keyfiyet kazandıran bir özellik daha var ki bu da hadis-i şerifle ifade edilmiş. Ameller neticelerine göredir. Şimdi bu neticeler meselesini elbette anlamaya çalışmak gerekiyor. Amellerin doğurduğu sonuçlar, onların doğruluğu, yanlışlığı hakkında bize bir fikir verir. Burada bunu düşündüğümüzde tabii birkaç boyut ortaya çıkıyor. Birisi bizim amellere atfettiğimiz mana. Şimdi vicdan insanda adaleti, adalet insandaki adalet terazisidir. Subjektif ama aynı zamanda evrensel olan adalet terazisidir. Zulüm mesela evrensel olarak, evrensel ölçüde bizim
insanların üzerinde ortaklaşabildiği bir konudur aslında. Yani ister Yahudi muhibbi olun, ister Yahudileri sevmeyin ama muhtemelen Nazilerin kurduğu toplama kamplarında Yahudilere yapılan muamele her insanın vicdanını sızlatır. Bunu onaylama gibi bir durumumuz olmaz. Aynı şekilde olmasa bile maalesef bugün İsrail'deki apartheid rejiminin günlük hayattaki karşılıkları da normal tırnak içinde normali üzerinden değerlendirildiğinde vicdanlarda bir karşılık bulur. Fakat burada vicdan subjektif bir nitelik taşıyor. Çünkü vicdanın değişmesi, dönüşmesi, kararması ve tefessü etmesi mümkün. Vicdan aslında bütün insanlara Allah'ı bulduran bir meleke, onu hatırlatan bir meleke, insanın acziyle, yerine getiremediği güçsüzlüğüyle, yerine getiremediği, yapamadığı şeylerde güçsüz olduğunu fark etmesi ve mutlak güç sahibine dayanma ihtiyacı hissetmesi, karşılayamadığı ihtiyaçlarının, isteklerinin, emellerinin sınırsızlığına bakıp gani olan, her şeyden müstahni olan, mutlak zengin olana, olandan medet istemesine dönük olarak insanı sürekli kanalize eden, sadece ona dayanma ve ondan medet isteme duygusunu insana veren bir terazi. Dolayısıyla vicdan bulan demektir, bulduran demektir. Neyi bulduruyor bize? Bizi sürekli Allah'la tanıştıran iç adalet duygumuzdur vicdan. Bu açıdan amellere vicdani bir anlam yükler herkes kendi dünyasında. Bu subjektiftir. Tefessüh etmeyen bir vicdanın genel olarak masiyet ifade eden amellerden rahatsızlık duyması görünebilir bir şeydir. Ama belki bu vicdan hani bozulmamış bir vicdandır. Çocuğu kandırabilirsiniz. Kandırma fiili sizi rahatsız eder. O fiilin sizi rahatsız etmesi işte onun yanlışlığına bir delildir. Çünkü her amele iyi ya da iyi amellere mükafat, kötü amellere de bir ceza olmuştur. Bu dünyada da bunu yaşarız. Bu subjektif olarak bizim vicdanımızla hissedebileceğimiz psikolojik düzeyde fark edeceğimiz bir durum olabileceği gibi objektif olarak da aslında bir sonuç doğurabilir. Yani masiyet ifade eden, Allah'a karşı isyan ihtiva eden amellerin neticeleri çoğunlukla menfidir, şerdir. Bu dünyadaki neticelerine baktığımız zaman da bunu görebiliriz. Dolayısıyla Allah'ın bizim amellerimiz üzerinden koyduğu denge bu şekilde ihlal edildiğinde her masiyet aslında bir ihlaldir. Bu ihlal neticeleri üzerinden de görülebilir. Dolayısıyla cinsiyetsiz bir toplum oluşturduğunuzda, cinsiyeti anlamsızlaştırdığınızda, erkeklik ve kadınlığı biyolojik referanslarından tamamen soyutlayıp bir kurguya dönüştürdüğünüzde ve bu kurguyu da artık erkekliğin ve kadınlığın anlam ifade etmediği cinsiyetsiz bir algılamaya dönüştürdüğünüzde bunun doğuracağı objektif sonuçlar da aslında doğuracağı olumsuzluklar üzerinden bakıldığında bunu gerçekten bu menfi amele, bu menfi fiile bir ceza konulduğunu bizi götürdüğü nokta itibariyle görebiliriz. Tembellik menfi bir şeydir. Hırsızlık menfi bir şeydir. Bu fiiller insanın vicdani olarak ona atfedeceği olumsuzluk tam bağımsız olarak. Eğer iyi bir fiilse tabii ki insanın bundan inşirah duyması, huzur bulması da söz konusu. Bu fiilleri onun üzerinden de tartabiliriz. Dolayısıyla hem vicdani boyutu itibariyle hem dış dünyada objektif olarak doğduğu sonuç itibariyle amellerin insanı tüccar ya da ebrar yapan bir niteliği var. Amellerin içine bu konmuştur. Aslında bu bir karine olarak ortaya çıkıyor. Burada tabii şu noktada önemli kanaatimcim. Şimdi hüsn-ü kubuh meselesine sanki bitişiyor gibi bu mesele. Nasıl tartışıldığını doğrusu bilemiyorum, bakamadım ama herhangi bir amel zati olarak mı çirkindir, zati olarak mı güzeldir, yoksa şeriat güzel dediği için güzeldir, çirkin dediği için mi çirkindir? Dolayısıyla burada
Elbette en azından eşari geleneği açısından baktığımızda üsul ve kubuhun şeriatın tensibi üzerinden ortaya çıktığını görüyoruz. Ama mutezili yaklaşım açısından baktığımızda amellerin ikabe delil olması meselesinde biraz sanki zati olarak da kendi içinde bu amellerin üsul ve kubuha bir takım karineler ihtiva ettiğine dair bir çıkarım yapabiliyoruz. Ben burada bir zamanı evet. Tam o noktada sizce yani bir suçun veya günahın doğası ne ki? O doğası dediğimizde neyi konuşmuş oluyoruz? Bir suçun doğası veya bir günahın doğası dediğimizde yani kötü bir fiilin nesinin doğası olarak konuşmuş oluyoruz? Yani sanırım suçla günahı da birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü objektif olarak suç oluşturmayan bir şey günah oluşturabilir. Yani mesela gıybet etmek, laf taşımak, haset etmek. Siz biliyorsunuz bunu aslında. Laf taşıdığınızı biliyorsunuz. Mesela Velizuman şimdi yalandan daha kötü olan doğrular var. Bu yalandan daha kötü olan doğrular işte bu laf taşıma, söz taşımadır. İnsanların arasını söz taşıyarak bozmadır. Doğru söylediğiniz doğru olabilir ama doğurduğu netice son derece menfidir. Dolayısıyla suç farklı bir kategori olarak görülmeli tabii. Suç birazcık toplumsal olarak tanımlanmış bir duruma tekabül ediyor. Ama günah dini olarak tanımlanmış bir duruma tekabül ediyor. Ama bunun bir subjektif vicdani tarafı var. Bir de ondan bağımsız olarak, objektif olarak doğurduğu sonuçlar var. Kişisel sonuçlar, toplumsal sonuçlar. Bu sonuçlara bakarak aslında bir amelin mahiyeti hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Dolayısıyla bir amel eğer iyilik ihtiva ediyorsa, iyi bir amelse doğurduğu neticelerin de iyi olacağına ve insan o ameli işlerken ondan aldığı duygu, manevi duygunun da insanı mutlu eden, huzur veren bir sonuç doğuracağına dair bir çıkarım yapabiliriz. Dolayısıyla buradan hareketle Bediüzzaman'ın söylediği nokta tabii o nokta da önemli. Artık dini olarak müeyyidelendirilen amellerin her zaman toplumsal ve siyasal karşılığı olmayabilir. Yani sosyopolitik düzen herhangi bir amelin dini olarak olumlu ya da olumsuz telakki edilen ebrar ya da füccara nispet edebileceğimiz ameller olarak dini olarak o niteliği taşısa da sosyopolitik düzen böyle değerlendirmeyebilir. Böyle değerlendirmese bile biz insanlığın tarihine, toplumsal olaylara, kişisel ve kolektif düzeyde baktığımızda bu amellerin doğurduğu neticeler üzerinden bu tür sonuçlara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla da burada şu nokta önemli. Mesela irtidat meselesi Adem Hocam'ın temas ettiği suç olmaktan çıkarılıyor. Ama burada irtidat bir itikadi mesele midir? Bir siyasi mesele midir? Şimdi itikadi bir mesele olarak aldığınızda bu bir tür bugünkü düşüncemiz açısından dinde vicdan hürriyetinin kapsamı içinde düşünebileceğimiz bir şeydir. Ama sosyopolitik olarak düşünürseniz bu toplumun yerleşik, ortak akidesine dönük bir meydan okuma olarak algılanıyorsa bugünkü seküler düzende vatana ihanet kavramlaştırmasıyla ilişkilendirebileceğimiz kamu düzenine bir tehdit niteliği taşır, bir fesattır. Bu fesada karşı da bir meyde olması söz konusudur. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Evet. Dolayısıyla kişi inancını yitirebilir. Bu inancını yitirme durumunu siz meyidelendiremezsiniz. Ama bunun doğuracağı sosyopolitik sonuçlar üzerinden bir meyidelendirme durumu söz konusu olabilir. Nihayet de Hutbe-i Şamiye'de ki ifade de aslında bizim geldiğimiz noktayı gösteriyor. Evet, bu dünyada adalet yok. Temaliyle yok. Kısmi olarak var. Parçalı olarak var. Dolayısıyla zalim zulmüyle mazlum uğradı zulümle bu dünyada kalıyor. Bu da mutlak bir adaletin var olduğu bir yurda işaret ediyor. İşte o adalet, o yurtta, o ebedi yurtta
Tüccarlar için ebedi cehennem, ebrarlar için de ebedi cennet olacaktır. Bu amellerinin bir karşılığı olacak. Evet Ahmet Hocam, çok teşekkürler. Özellikle tam bu noktada, yani adalet külli manada var. Mutlak manada adalet var. Ama bu dünyada bir hedef olarak insanların önünde, bütün amellerimizde, yapıp ettiklerimizde o adaleti sağlama hedefimiz var. Ama bu sağlanamadığında da vazgeçmek yok. Çünkü insanın hayatı sadece buradan ibaret değil. Ya bu darda diyor, ya öteki darül ahirette. Bunun bir mutlaka karşılığı var. Yapılan her amelin, zerre miskal bile olsa, ufacık bir şey bile olsa, mutlaka bir karşılığı var. Onu hesap ederek hareket etmek gerekiyor. Özellikle sizin suçla günahı ayırmanızdaki o farklı da aslında o 100 yılın başından itibaren suç ve ceza ile ilgili yapılan yeni yorumlarda belki sekülerizmin, laisizmin belki vurgularının artmasıyla beraber bunların arasında bir ayrışma da daha belirgin bir şekilde gözümüze çarpıyor. Bazı dini diyerek belki sınıflandırılan birçok mesele artık suç olmaktan çıkıyor. İşte mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde de şu anda zina suç değil ama ilahi irtikap olarak her yani buradaki ifade edildiği şekliyle her bir sonuç oluşturan eylemin mutlaka bir karşılığı var. Yani sonucu oluşturduğunu düşündüğümüz iyi ya da kötü her ne varsa burada özellikle kötü olanları vurgulayarak bunların bir ikabının olması gerekliliği, bir karşılığı var. Bunu dünyevi sistemler vesaireler belki sağlamamış olabilir. Ama o bizim zihnimizden asla düşmemeli, adaletin sağlanmayacağı, hiçbir zaman karşılığı olmayacağı şekli düşmemeli şeklinde bir özel vurgu var burada. Tabii evet, müfit yani, katılmadığı için buradan bir ekstra zaman kullanıyoruz. Buyurun hocam. Yani suçun doğasıyla... Dolayısıyla Allah varsa ahiret var. Her fiiliniz sosyopolitik düzen tarafından düzenlenmiyor mu, idealendirilmiyor olabilir ama bilin ki bunun karşılığı olacaktır. Evet. Dolayısıyla siz bugün bir sosyal statü sahibi olabilirsiniz, itibar sahibi olabilirsiniz ama bu sizi Allah katında ebrarlar arasına taşınmıyor, taşınmayabilir. Bunu bilin. Gizlediklerinizi bilen odur ve bunun karşılığı elbette ahiret yurdunda görülecektir. Evet, bu noktayı ben o zaman daha sonra Haşir Risalesi'nde bir Allah'ın varlığına ve ahiretin varlığına da delil olarak kullanıyor zaten. Yani buradaki adalet durumunun kıyamet gününde tamamı erdirileceği, ahiret durumunda tekmil edeceği vurgusu hem Allah'ın varlığına hem de haşrin öteki dünyanın varlığına da bir akli burhan olarak da Bediüzzaman Haşir Risalesi'nde ve Zeyl'inde bunu vurguluyor. Bunlar aslında her birisi birer ayet, birer delil olarak da önümüzde vurgulanıyor. O yüzden baştaki hadsen vurgusunu yani insan aklen bu sonuçları koyar. Yaşadığımız tecrübede bu ilişki var, eden buluyor, kim ne yapıyorsa bir şekilde karşılığını buluyor. Bu hem dünyevi ölçekte hem de uhrevi ölçekte mutlaka karşımıza çıkacak şekilde bir yorum. Şu noktada dikkat çekiyor değil mi İsmail Hocam? Kısa bir şey daha söyleyeyim. Hocam, müthiş gelmediği için birazcık daha zamanı şey yapıyoruz hocam. Sadece paylaşmak açısından söylüyorum. Görünür sebep-sonuç ilişkisi kuramadığımız halde bu böyle diyor. Dolayısıyla yaptığımız bir menfi ya da müspet hareketin doğurduğu sonuçları doğrudan sebep-sonuç ilişkileri üzerinden tartamayabiliriz. Ama onun o mahiyeti bize onun hakkında bir fikir veriyor. Dolayısıyla işlediğiniz herhangi bir menfi amelin daha sonra size farklı neticelerle dönmesi mümkün. Müspet amellerin de hakeza size bu şekilde dünyada geri dönüşünün olması mümkün. Ahmet Hocam bu sebep-sonuç ilişkisini göremememizi şu ifadeni söylüyor. Yani çünkü herkes hususi bir tecrübeyle hadsen görüyor ki hiçbir münasebeti tabii olmadı halde. Bazen bu ilişkiyi göremiyoruz bile. Hiç alakasız gördüğümüz. O alakasız gördüğümüz şeyde bile bir ilişki, bir ilahi bir bağ, bağlantı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında burada bir adaletin tecelli ettiğini, adaletin tecelli etme biçimini görüyoruz. Çünkü ilahi adalet, kader hem sebebe hem neticeye bir bakar, ikisini birden gördüğü için o şekilde takdirde bulunur. Dolayısıyla biz ilişkisini kurmasak da ilahi takdiri o ilişkiyi kurar ve bizi o neticeyle muhatap kılar. Burada özellikle bir intibahtan bahsediyor. Dediğim zaman yani öncelikle iki paragraflı küçük bir yer ama sanki bir bütünlük içinde bakıldığında
diğer metinlerde düşünüldüğünde önemli bir çerçeve yapıyor. Yani eşyanın tabiatı olarak insanlar, topluluklar bölük bölük, tabur tabur, fırka fırka bir tasnife ihtiyacı var. Bir tasnif olması gerekiyor ki, yani bu tasniflerin de belli olması, işte halita gibi karma karışık olursa, gayri muayyen olursa, ailenin, çevrenin, işte kavmin, kabilenin, milletin, ümmetin, işte Müslümanın, gayrimüslimin, bunların araları belirgin olmazsa bunlarda da sıkıntı çıkacağına dair bir vurgu var. Eğer bunlar belli olmasa zaten buradan bir anlama söz konusu olamaz, buradan bir yardımlaşma söz konusu olamaz diye bir vurgu var. Ve bunun hemen akabinde de bunun iki yönlü bir intibağından bahsediyor. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum Ahmet Hocam. Bu unsuriyet kavramı ile ilgili nereden başlamak lazım? Yani Adem Hocam genel bir çerçeveyi çizdi. Bizden de bu mesela unsuriyetçilik dediğimiz zaman veya kavmiyetçilik dediğimiz zaman bu birkaç yüzyıldır tartışılan bir kavramsal bir problem var. Yani o kavramları nasıl oturtmak lazım öncelikle? Çünkü soruda şöyle bir şey var. Unsuriyet iyi midir, kötü müdür? Ama unsuriyet nedir ki iyi ya da kötü diye konuşalım? Veya buradaki kabilecilik ne ki? Veya şubecilik ne ki? Bunları nasıl kavramsal olarak anlamaya başlamamız lazım sizce hocam? O zaman bu kavramların hem etimolojisini hem tarihi olarak nasıl tekevün ettiğine kısaca bakmak gerekir. Tabii bizdeki gelişim de batıdaki gelişim birbirinden elbette farklılıklar arz ediyor. Bizim açımızdan baktığımızda 19. yüzyıla gelindiğinde artık batı dünyasında belirginleşen, kristalize olan bir nation kavramının var olduğunu görüyoruz. Bu nation kavramı da esas itibariyle doğmak anlamına geliyor o zaman etimolojik olarak. Daha sonra da aynı soydan gelenlerin meydana getirdiği topluluğu ifade ediyor. Dolayısıyla da nation kavramının batıda oluştuğu şekliyle aynı soya referans yapılan gerçek ya da mitik olarak aynı soydan geldiği varsayılan belli objektif özellikleri paylaşan insanların subjektif aidiyetleriyle oluşan yeni bir topluluk biçimi. Artık bu din üzerinden tanımlanmıyor. Subjektif olarak insanların kendilerine ait hissetmeleri, objektif olarak da belli gösterenler üzerinden bu siyasal olarak değerlendirildiğinde belli bir hukuk düzeni altında yaşama, belli bir devlet biçimiyle ilişki kurma, dolayısıyla vatandaşlığın da içinde bulunduğu bir siyasi ve hukuki duruma işaret ederken aynı zamanda kültürel olarak belli bir dili, belli bir geleneği, burada kültürelin içerisine dinin de girdiğini belirtelim. Dolayısıyla bir Fransız itikadi olarak Katolik olmasa bile, Katolikliğe itikadi olarak inanmasa bile kültürel olarak kendisini Katolikliğe ait hissedebilir. Ki çoğunlukla da bunu görebiliyoruz. İtikadi olarak dinin hayatlarında karşılığı bulunmayan insanların kültürel olarak belli bir dini kümeyle ilişki kurabildiğini ve o aidiyeti benimsediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla Batı'da dini toplumların Yahudi olma ya da Hristiyan olma üzerinden kurgulanan dini toplumların ve hanedani siyasal yapıların yerini artık ulusal toplumların alması bu anlama geliyor. Belli bir coğrafyayla tanımlanan, o coğrafyayla siyasi sınırlarla etnik sınırların örtüştürüldüğü, dolayısıyla mitik olarak aynı soydan geldiği varsayılan, aynı dili konuştuğu düşünülen insanların kendileri tarafından, kendi içlerinden çıkanlar tarafından yönetildiği ve belli bir coğrafyayla o etnik sınırların örtüştürüldüğü yeni bir sosyopolitik tahayyül olarak karşımıza çıkıyor. Ulus ve ulusçuluk. Ama bunun Müslüman dünyaya yansıması açısından değerlendirdiğimizde ise Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şey şurup, şap, işte bir tür boy, o boylardan teşekkür eden topluluk, kabail olarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla aynı soydan soy birliğinin oluşturduğu yakınlığa dayalı farklılaşma olarak ifade edebiliriz bunu. Burada şu herhalde bizim için ayrıcı olabilir. Bilmek mukayese etmektir. Bir şeyi mukayese edebiliyorsanız onun farkına varırsınız. Aydınlığın farkına karanlıkla varırsınız. Dünya zıtların cevelengahıdır. O ayrı bir mesele elbette. Ama bu da zıtlar üzerinden de biz elbette
hayatı okuyor ve anlıyoruz. Burada zıtlık değil, Allah'ın isimlerinin insan toplulukları üzerindeki tecellilerinden birisi bu. Allah'ın bir ayeti, dillerin ihtilafı bu bir ayettir. İnsanların farklı farklı lisanlar konuşmaları, farklı renklere sahip olmaları, farklı kültürler, gelenekler, adetler de Allah'ın ayetlerindendir. Dolayısıyla bizi Allah'a götüren onun isimlerinin muhteşem tecellilerinin farklı farklı tezahürlerini bize gösteren aynalardır. Bu yüzden bu tecellileri fark etmek ve müsbet bir mecra üzerinden birleştirmek gerekiyor. Müslümanlar açısından bunu düşündüğümüz zaman modernleşme sürecinde bunun bize yansımasını kavramsal düzeyde farklı şekillerde karşılanıyor. Kavim kelimesi kullanılıyor önce nation karşılığı olarak. Bir dönem Ali Suavi gibileri de cins kelimesini de kullanıyor. Dinim cinsim uludur. Mehmet Emin'in malum şiirinde olduğu gibi burada cins aslında bir tür soya atıfta bulunuyor. Ama netice itibariyle ulus karşılığı olarak millet kelimesini kullanma Ziya Gökalp'in dilimize kazandırdığı diyelim bir durum. Dini bir içeriği olan, aynı dini aidiyete mensup insanların meydana getirdiği topluluk olarak milletin içerdiği organik bütünlüğün daha seküler bir çerçeveye transfer edilerek bu kavramın olumlu anlam yükünün sekülerleştirilerek devam ettirilmesine dayalı bir yaklaşım bu. Dolayısıyla millet kavramı burada Gökalp tarafından değerlendirildiğinde aynı şekilde bu bileşenleriyle daha çok da sübjektif boyutu öne çıkarılarak insanların ilişki kurduğu bütünlüklere atıf yapıyor. Elbette ki bunların tabii topluluklar olmadığını görebiliyoruz. Soy birliği mitik bir durum. Böyle bir şey sadece insanların varsaydığı bir durum. Dolayısıyla hani levh-i mahfuz açılsa ancak kimin hangi soya mensup olduğunu bulabilirsiniz. Soy birliği çok fazla reel anlamda anlam ifade etmiyor ama insanların anlam atfetmesi, algısal olarak anlam ifade edebilir. Bu şekilde görülebilir tabii ki. Ama esas itibariyle bu düşüncenin getirdiği temel iki yeni ilke olduğunu görüyoruz. Bir, artık coğrafya siyasi bir anlam kazanıyor. Sizin sınırlarla belirlediğiniz ve üzerinde yaşadığınız toprağa siyasi ve kültürel bir anlam atfediyorsunuz ve diyorsunuz ki o toprak bizim. Biz dediğinizde o bizi işte bir millet olarak tanımlıyorsunuz ve artık onun bir çakıl taşı bile sizin açınızdan bir kutsallık atfedilen bir coğrafyaya dönüşüyor. Allah'ın mülkünü bu şekilde sınırlarla bölüyorsunuz ve o böldüğünüzü mülkün bir kısmını özelleştirerek ona kutsiyet atfediyor. Diğerlerini ötekileştiriyor, dışarıda bırakıyorsunuz. Niye? O toprak orada yaşayanlar üzerinden anlam kazanıyor. Orada yaşayanların özelliklerini o toprağa da atfediyorsunuz. Dolayısıyla siyasi sınırlarla etnik sınırları birleştiriyorsunuz. İşte burada etnisite ile unsuriyet kavramının birebir örtüştüğünü söylememiz mümkün. Burada unsuriyet milleti ifade etmiyor. Zorunlu olarak ırkı da ifade etmiyor. Esas itibariyle devletle ilişkisi kurulmamış ulusal bir topluluğu ifade ediyor. Kendisini soy, dil, coğrafya, siyasal kimlik üzerinden tanımlayan yeni bir aidiyeti, kimliği daha doğrusu ifade ediyor. Burada unsuriyet dediğimizde kendisini belli bir dil üzerinden ve soy üzerinden tanımlayan insanların bu mitik olabilir, önemli değil. Önemli olan sizin ona atfettiğiniz değerdir. Onun üzerine tanımlayan insan kümelerini ifade ediyor. Bu açıdan baktığımızda belirli zaman unsuriyet kavramının bu şekilde alındığında iki türlü anlaşılmaya müsait olduğunu ifade ediyor. Şuub ve kabailden hareketle bunun pozitif olarak idrak edilmesi toplumsal bir sinerji çıkarabilecek bir kaynağı gösteriyor ve bu açıdan aslında Risale geleneğine mensup olanların çok yeterince değerlendirmediğini düşündüm.
bir takım yaklaşımlar ortaya koyuyor. O yaklaşımlar Kürtler üzerinde şöyle kendisini ifade ediyor. Kürt aidiyeti yok bir defa. Bunlar icat edilen kimliklerdir çünkü. Ama bu Kürt yok, Kürtlük yok duygusal. Bugünkü milliyetçi anlatımı iddia ettiği gibi hani Kürt'ün olmadığı anlamında değil. Çünkü Türk de yoktu. Arap da yoktu bu şekilde yeni modern anlamıyla. Dolayısıyla evet, Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya, tarihi olarak Kürdistan diyelim, Kürdistan coğrafyasına baktığı zaman orada yaşayan insanlar kendilerini ağalık düzeninin sınırlarıyla, tahayyülüyle sınırlamış durumdalar. Onların üst aidiyetleri en fazla belli bir aşirete mensup olmaya kadar uzanıyor. Onun ötesinde bir aidiyet unsuru yok. Dolayısıyla bunların ufukları, ilgileri, hamiyetleri sadece mensubiyet duydukları işte diyelim ki Ertuşili'nin bir kolu. Kendisini o kadar ifade edebiliyor. Dediği zaman burada öne çıkarmaya çalıştığı şey şefkati cinsiyeden beslenen bir intibahtan bahsedeceksek eğer, bu intibahın onu aşarak daha üst bir hamiyete ulaşması ve o unsuriyet bağının o unsuriyet kümesi içerisinde tanımlanan insanlara dönük olarak kendisini şefkatle, yardımlaşmayla, tanımayla, bilmeyle ifade etmesi gerekir. İşte burada o meşhur üçlemesini ortaya koyuyor. Yani cehalet, zaruret ve ihtilafın ortadan kalkabilmesi için herkesin kendi iradesini, gayretini, hamiyetini harekete geçirmesi gerekiyor ve sadece aşiretiyle sınırlamaması gerekiyor. Ama burada Bediüzzaman'ın daha sonra belki konuşabiliriz ya da zaman olmaz ama tabii Kürtlük, Sunni Kürtlük ayrımı yaptığını ve milliyetçilik olarak ifade edebileceğimiz duruma soğuk durduğunu, mesafeli durduğunu, cesaret, diyanet ve sadakat üçlemesi üzerinden bir tabii Kürtlük tanımlaması yaptığını, bu Kürtlüğün hatırı için tımarhaneye girmeyi göze aldığını, Medeset-i Zehra tasavvurunun buna dönük olduğunu ifade eder. Ama Kürtlük üzerinden yüzünüzü Osmanlılığa çevirin der. Dolayısıyla daha üst bir tahayyülle siyasal ve hukuki bir bağlanma kümesini de nazara verir. Onun üzerine de bütün Müslümanların aynı Allah'a iman etme, onunla irtibat içerisinde olan insanlar kümesi içerisinde kardeş olduğunu hatırlatır ve o şefkati cinsiyedeki hem şefkati hem cinsi aşiretten İslamiyet'e kadar yükseltir. Dolayısıyla burada pozitif olarak değerlendirebileceğimiz bir aidiyet biçimini nasıl inşa edebileceğimize dair ayetin bize yol göstericiliğinden yararlanır. Bakın burada önemli bir nokta var. Ayet bize şuub ve kabail olarak yaratılmamızın bir esprisi olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla bunun bizi birbirimizi tanıma, birbirimizin ihtiyacını ikmal etme, birbirimize yardım etme şeklinde bir sorumluluk, vazife yüklediğini söylüyor. Bunu harekete geçirebilecek bir dinamiğe, zembereye dönüşmesi gerekir. Ama siz bunun yüzünü menfiye döndürürseniz, cahiliye Araplarının yaptığı gibi sadece sizin kabilenizden olduğu için birisi suç işlemişse sizin de suçlu addedilmeniz ya da öbür kabileden bir insan suç işlemişse bütün kabileye düşman olmanız, sizin kabilenizden bir zalimi sırf sizin kabilenizden olduğu için korumaya kalkmanız gibi asabiyeti cahiliye olarak adlandırılan durumla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla bir iş milletimin çıkarları milli çıkar. Milli çıkarlarınız haklı da olabilir, haksız da olabilir. Sadece sizin milletinizin çıkarları olduğu için ona sahip çıkarsanız adil davranmış olmazsınız. Dolayısıyla da bir bu usuriyetin intibahı üzerinden şefkat-i cinsiyeyle ilişkilendirerek ve ayet-i kerimeden hareket ederek yeni bir tasavvur sunuyor. Evet. Hocam, Müfit Hocam'a geçmeden önce kısacık Müfit Hocam da hazırlanırken bu unsuriyetin müsbet veya menfi olmasını daha sonra işte mektubatta Risale-i Nur'un geneli itibariyle müsbet milliyet veya menfi milliyet kavramının da bir ön söyleyişi olarak da görebilir miyiz? Tabii tabii, çok açık. Aynen ona tekabül ediyor. Daha sonra onu tafsil edecektir. Aynı kavramı kullanmıyor ama sanki, değil mi? Risale-i Nur'da unsuriyet yerine artık daha çok o gün daha revaçta olduğunu düşünebileceğimiz belki milliyet kavramını kullanıyor. Evet. Daha aynı artık üst. Çünkü artık bir milli devlet var. Milli devlet olduğu için onu milliyet üzerinden ifade ediyor. Oysa Osmanlı Devleti
çok unsurlu, çok milletli bir devlet ama bu modern anlamda bir millet değil. Evet. Dolayısıyla farklı unsurlar var. Unsurların her birinin ayrı ayrı devleti yok. Bir siyasal entite içerisinde farklı unsurlardan oluşan topluluklar var. Bulgarlar var, Arnavutlar var, Makedonlar var, işte Kürtler var, Araplar var vesaire vesaire.